Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Suriye İdlib Kıyamder Yetim Köyümüzden tüm Kıyamder ailemize, tüm hayır ehline selam ederiz. Her ay olduğu gibi 200 ailemizin gıda kolisi ve hijyen paketlerini düzenli bir şekilde her ay dağıtıyoruz. Semih Hocam'la, arkadaşlarla beraber dağıtacağız. Allah-u Teala Hazretleri bugüne kadar yapmış olduğunuz yardımları İzzet-i Dergâh'a kabul etsin. Devamlı olan yetimlere yapmış olduğunuz bu güzel hayırlı amelleri Allah-u Teala Hazretleri İzzet-i Dergâh'a kabul etsin. Suriye İdlib Kıyamder Yetim Köyümüzden hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Burada görüyorsunuz kutularımızın içerisinde, poşetlerimizin içerisinde unumuz var, salçamız var. Ondan sonra yağımız var, ondan sonra kuru bakliyatlarımız var, zeytinimiz var. Hijyen malzemesinin içerisinde ise annelerimizin ihtiyacı olan neyse, çocukların ihtiyacı olan ne varsa hepsi burada mevcut. Bunu bize nasip eden Allah'a binlerce şükürler olsun. O nasip etmese biz zaten bunları yapamayız. Mevla daha da imkanlar halk eylesin, bizlere bunları nasip etsin. Yetimlerimizi de görüyorsunuz zaten elhamdülillah. Bunların yüzünün gülmesi, inşallah ahirette de Mevla bunların yüzünün güldüğü gibi bizim yüzümüzü güldürsün inşallah. Cennetiyle, cennetten de cemaallahıyla bizleri şereflendirsin inşallah. Kıyamder'den buradan size hepinize selam ediyoruz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli Kıyamder takipçileri, Suriye İdlib bölgesinde bulunan yetim köyündeyiz. Kıyamder yetim köyümüzde yetimlerimizle birlikteyiz. Her ay düzenli olarak ailelere yapmış olduğumuz erzak yardımı, temizlik gıda kolilerini ve tüplerimizi burada teslim ediyoruz. Tabii bu hayırlar sadece bir aylık bir seferlik değil. Neticede burası bir köy. Burada hayat devam ediyor. Hayırlarla devam ediyor. Burada yaşayan insanların ekserisi eşlerini savaş zamanı kaybetmişler. Bu evlatlar babasız büyümüşler. Babalarını görmemişler. Allah-u Teala bunları bize nasip etti. Kıyamder ailesi olarak sahip çıkmayı nasip etti. Sizler de vesile oluyorsunuz. Rabbim her daim hayırlarda daim eylesin. Bolluk bereketler ikram eylesin. Unutmaktan, unutturmaktan da muhafaza eylesin. Dediğim gibi devamlılık, sebat, istikamet nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte buyurduğu üzere yani amellerin en eftali az olup devamlı olandır. Mesela devam ettirmek. Allah-u Teala hayırlarımızı makbul eylesin. Hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Suriye İdlib yetim köyümüzden tüm Kıyamder ailemize, tüm hayır ehline selam ediyoruz. Hem talebelerimize ikramlarda bulunacağız, çikolatalar dağıtacağız. Hem de öğle yemeğinde döner ısmarlayacağız talebelerimize. Allah-u Teala Hazretleri desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Suriye İdlib yetim köyümüzden, yetim köyümüzdeki medreselerden hem kız hem erkek okuyan talebelerimizden selam ediyoruz. Allah'a emanet olun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Suriye İdlib Kıyamder Yetim Köyü'nden tüm Kıyamder ailemize, tüm destekçilerimize selam ediyoruz. Talebelerimizin ihtiyaçlarını hem de ikramlarımızı dağıtmak için yetim köyümüze geldik. Allah Teala Hazretleri tüm hayır ehlinden, tüm Kıyamder ailemizden razı olsun. Sizlerin destekleriyle bu yetimlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Allah Teala Hazretleri bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli Kıyamder takipçileri, Suriye İdlib bölgesinde bulunan Kıyamder Yetim Köyü'ndeyiz. Bugün ailelerimize aylık temizlik, gıda kolilerini ve erzak kolilerini teslim ettik. Bugün de üzerimize emanet edilmiş olan adak, akika, şükür, nafile, Allah rızası için olan kurbanları biz kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlanıyor. Birer kilo, ikişer kilo duruma göre ailelere burada ikram ediliyor. Sizlerin hayırlarını da böylece ulaştırmış oluyoruz. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul eylesin. Yiyenlere, içenlere şifa nasip eylesin. Her daim hayırlarda cümlemizi beraber daim eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili Kıyamder takipçileri, bugün Adana merkezde bulunan Kızılay Lojistik Deposu'ndayız. Sudan'da yaşanan iç karışıklık sebebiyle oradaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'ın başlatmış olduğu yardım kampanyası çerçevesinde bizler de Kıyamder ailesi olarak çok şükür bu faaliyete de katılmayı Rabbim bizlere nasip etti. Siz değerli destekçilerimizin sayesinde bugün Kızılay Deposu'na 33 palet 1584 adet gıda kolisini teslim ettik. Allah nasip ederse en kısa süre içerisinde Sudan'a ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Destekçilerimizin her birerlerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamder takipçileri, bugün 13 Temmuz 2024 Mersin Limanı'ndayız. Malumunuz olduğu üzere 2019 tarihinde Sudan'da daha evvel tarihinde görülmemiş bir sel felaketi meydana geldi. Bu sel felaketinden dolayı 25 milyon insani yardıma muhtaç duruma geldi. Ülkede meydana gelen iç karışıklık nedeniyle 8 milyon insan yerinden göç etmek zorunda kaldı. Bununla beraber binlerce insan hayatını kaybetti. Şu an Sudan'da kıtlık hakim, susuzluk hakim. Bizler de Kıyamder olarak bu insanlık dramı karşısında sessiz kalamazdık. AFAD koordinasyonuyla bugün Mersin Limanı'nda 1584 adet bir tır gıda kumanyasını Sudan'daki Müslüman kardeşlerimize göndereceğiz. Yüce Rabbim bu konuda bizlere destek veren tüm kardeşlerimizden razı olsun. Yüce Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Daha nice hayırlı işte bizleri bir araya getirsin. Yüce Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emtaliha" buyurmaktadır. Her kim bir iyilik yaparsa onun o sevabı ona katlanır. Sizin yapmış olduğunuz bu iyilikleri de Yüce Rabbim dergah izzetinde ona katlasın, bine katlasın. Hepinize Mersin Limanı'ndan selam ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm sevgili Kıyamder takipçilerimiz. Bugün Hatay'ın Reyhanlı
Kıyamdar Ekmek Fırını ve Lojistik Merkezi'ndeyiz. Daha önceden tespit etmiş olduğumuz yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, dul, yetim ve engelli ailelerle buluşacağız. Sevgili destekçilerimizin bize emanet etmiş olduğu gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız inşallah. Evet sevgili takipçilerimiz, Hatay Reyhanlı'da gıda kolisi yardımı tüm hızıyla devam etmektedir. Yaşlı ailelere, engelli ailelere, kendisi gelip koliyi alamayacak durumda olan ailelere teker teker evlerini ziyaret ediyoruz. Hem hasbihal ediyoruz hem de kendilerine koli veriyoruz. Şu anda geldik. Bu ailemizi daha önceden ziyaret edip tespit ettik. Ablamız tek başına yaşıyor, bir eşi kocası yok. 6 tane çocuğu var. Bu kardeşimiz zihinsel engelli. Bir tane de kardeşimiz ayağını kırmış. Ameliyat olacak yakında. Kendisine kolimizi teslim ediyoruz ve bu aileyi takip etmeye devam ediyoruz. Bütün hayırseverlerden Rabbim razı olsun. Selamun Aleyküm. Hatay Reyhanlı'da koli dağıtımımız tüm hızıyla devam etmektedir. Tespit ettiğimiz ailelere geçen hafta dağıtımlarını yaptık. Bu hafta da geriye kalan ailelere dağıtım yapacağız inşallah. Yardımlarımız devam etmekte. Tüm yardımseverlerden Allah razı olsun. Herkese selam. Hatay Reyhanlı Kıyamdar Ekmek Fırını ve Lojistik Merkezi'nden tüm Kıyamdar gönüllülerine selam ederiz. Kesim ve hisseleme işlemlerini tamamladıktan sonra aracımıza yükleme işlemlerini gerçekleştirdik. Birazdan deprem bölgesinde mağdur, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edeceğiz. Sizlerin bize emanet etmiş olduğunuz vacip, adak, akika kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Hepinize canı gönülden selam ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri, sevgili destekçilerimiz. Hatay Reyhanlı Kıyamdar Lojistik Merkezi ve Ekmek Fırını'ndan herkese selam ederiz. Malumunuz üzere 11 vilayetimizi kapsayan bir deprem yaşadık. Depremin ilk gününden bugüne kadar depremzede kardeşlerimizin imkanlar dahilinde yanında bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü faaliyetlerimizde sevgili bağışçılarımızın bize yollamış olduğu gıda kolilerini kamyonumuza yüklemiş bulunmaktayız. Ve yakın zamanda geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle sevgili bağışçılarımızın bize bağışlamış olduğu kurbanları kesip, hisseleyip soğuk hava depomuzda bir süre beklettikten sonra bugün de inşallah birazdan dağıtımına çıkacağız. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Altyazı M.K.
sevgili takipçilerimiz, Hatay Antakya 571 evler konteyner kentindeyiz. Buradaki depremzede kardeşlere gıda kulisi ve et dağıtmaya geldik. Önceden teker teker gezip konteynerleri hem hasbihal ediyoruz, hem kendilerine kart verip bu kartlarla gidip araçlardan hem gıda kulilerini ve hem etlerini almasını rica ediyoruz. Esselamu aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri, sevgili destekçilerimiz. İdlib, Killi, Kıyamdar Yetim Köyü'ndeyiz. 1000 nüfusu bulan Kıyamdar Yetim Köyü'nde düzenli olarak yaptığımız insani yardım ve desteklerimizden bir tanesini bugün bölge hocalarımızla ve arkadaşlarla, destekçilerimizle beraber geldik. Birazdan kumanya dağıtım aileleri yapacağız. Evlatlarımız tabii, yetim evlatlarımız, evet. Bu aile Kıyamdar'ın birçok destekçisinin evlatları. Burada bu yetim evlatları unutmayan hayırseverlerimize İstanbul'da yiyecek ekmeği varken, dolapları doluyken buradaki mazlumları unutmayan tüm destekçilerimize Rabbim bu yetimlerin duası ve yetimlerin babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati, duası, himmeti üzerlerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığınız hayırlar için, tüm Kıyamdar Yetim Köyü'ndeki aileler için sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili Kıyamdar takipçileri, sevgili destekçilerimiz, Şaziye Hatun Rahme Tıp Merkezi'ndeyiz. Kıyamdar'ın yetim köyü inşasından sonra civarda hastane, okullar, medreseler ve bölgeye hizmet verecek bir tıp merkezi inşa edildi. İnşaatından sonra tabii iç müştemilatı, daha sonra belli bir kadrolarla işbirliği protokolleri, çalışacak personellerimizle alakalı her şey tamamına erdi. Artık son aşamaya gelindi. Temizlikleri yapıldıktan sonra inşallah yarın ilk ışıklarla hastanemiz faaliyete başlayacak. Civarda, yakınlarda hastane olmadığından dolayı insanlar yazın ve kışın iklim şartlarında uzak bölgelere hasta evlatlarını ulaşımda olmadığından dolayı, zorlandıklarından dolayı bu bölgede civardaki tüm kamplara hizmet verecek bu hastanemiz bu bölgeye rahmet oldu. Bu hastanenin yapımında, içinin döşenmesinde, projesinde ve tüm aşamalarında hizmet eden, destek veren tüm destekçilerimizden, hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun.
Nice burada ihtiyaç sahibi, canından, hastalığından, evladından, kendisinden, annesinden, babasından yaşanan tüm hastalıkla alakalı zorluklara inşallah ismi gibi rahmet olur diye temenni ediyoruz. Yarın günün ilk ışıklarıyla hastaneyi açacak kardeşimize de hastanenin anahtarlarını siz destekçilerimizin adına teslim ediyorum. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli Kıyamdar takipçileri, Suriye İdlib Çilli bölgesinde bulunan Kıyamdar Yütün köyümüze geldik. Bugün hava çok sıcak. Her zaman olduğu gibi evlatlarımıza burada çikolata, kek ve dondurma ikramımız oluyor. Seviniyorlar. Aslında biz seviniyoruz. Bizden ikramları kabul ediyorlar. Allah-u Teala hayırlarda her daim böyle evlatlara, böyle hayırlara cümlemizi vesile etsin. Ne güzel işlere imza da atılıyor. Yani yetimin sevinmesine, yetimin duasına Allah vesile ediyor. Rabbim yetiştikleri günleri de görmeyi nasip eylesin. Ağabeyleri İstanbul'dan geliyorlar, sahip çıkıyorlar. Üzerlerindeki sizlerden gelen emanetleri yetim yavrularımızın her türlü ihtiyaçları için kullanıyorlar. Bu yetim köyümüzde 600-650 kadar evladımız var. Bu evlatlarımız burada hem misafir olarak kalıyorlar hem eğitimleri, medrese eğitimleri, okul eğitimleri burada veriliyor. Allah herkesten razı olsun. Hepsine hayırlı gelecekte sahipler nasip etsin. Ehl-i sünnet ve cemaat akaidinde yetişmelerini hep nasip etsin. Yarın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bu sebeple de cümlemizi dahil etsin. Allah herkesten razı olsun. Burada buluşturduğu gibi Rabbim yarın ahirette cennette, Firdevs-i Ala'da buluşmayı cümlemize nasip etsin. Allah herkesten razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri, sevgili destekçilerimiz. Hatay Reyhanlı Selahattin Eyyubi hasta evindeyiz. Buradaki kardeşlerimize ayakkabı dağıtıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz normalde Suriye'de kalıyor. Burada hastaneye geliyorlar. Bazıları kanser, bazıları böbrek hastası, çeşitli hastalar var, engelliler var. Burada tedavileri tamamladıktan sonra tekrar Suriye'ye dönüyorlar. Biz de bugün bu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Göndermiş olduğunuz, bize teslim etmiş olduğunuz ayakkabıları buradaki kardeşlerimize inşallah biz de hediye ediyoruz. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Esselamu aleyküm. Sevgili takipçilerimiz, Hatay Reyhanlı Haya Yetimhanesi'nde bulunmaktayız. Ayakkabı dağıtımımız devam ediyor. Burada 42 yetimimiz bulunmakta, 14 tane annemiz bulunmakta. Kıyamdar ekmek fırını olarak, düzenli olarak günlük buranın ekmeğini de karşılıyoruz, getirip teslim ediyoruz. Sizlerin de bize göndermiş olduğu ayakkabıları buradaki yetimlere birazdan teslim edeceğiz inşallah. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Hatay Reyhanlı'dan herkese selam ederiz. Esselamu aleyküm. Sevgili takipçilerimiz, şimdi de Ehl-i Hayır Hasta Kadın Bakım Evi'nde bulunmaktayız. Buradaki ablalarımız, kardeşlerimiz kanser hastası. 21 kişiler. Kıyamdar Ekmek Fırını olarak da biz günlük düzenli buranın ekmeğini karşılamakta ve bırakmaktayız. Şimdi de kendilerine ayakkabıları getirdik. Kendilerine birazdan teslim edeceğiz. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Esselamu aleyküm. Kıyamdar Hatay Reyhanlı'da El Hayat Kadın Hasta Bakım Evi'ndeyiz şu anda da. Buradaki ablalarımıza, kardeşlerimize
ayakkabı hediye etmeye geldik. Burada 46 kişi bir bayan hastamız var. Rabbim hepsine şifa versin. Sizlerin bize teslim ettiği ayakkabılarımızı buradaki ablalarımıza, kardeşlerimize, hastalarımıza biz de hediye etmeye geldik. Rabbim şimdiden bütün hayırlarınızı kabul eylesin. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm sevgili Kıyamlar takipçileri, sevgili destekçilerimiz. Bugün Hatay, Antakya 571 evler konteyner kentinde bulunmaktayız. Bulunduğumuz bu alan kıymetli adam merhum Sait Altınbis hocamızın mescididir. Bu cuma günü burada bu kardeşlerimizi bir ziyarette bulunmak istedik. Burada yaklaşık 120 talebemiz var. Bunların 70'i kız, 50'si erkek olmaktadır. Depremin ilk gününden bugüne kadar bu kardeşlerimiz burada ilim öğrenmek istiyor, Kur'an öğrenmek istiyor. Biz de Kıyamdar ailesi olarak bu kardeşlerimizin elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili takipçilerimiz, şu anda bulunduğumuz alanda kız talebelerimizin okutulmuş olduğu alan. Burada da ikramlıklarımızı dağıtmış bulunmaktayız. Burada da 2 tane bayan hocamız var, 70 tane kız talebemiz var. Onların ilimleriyle meşguldular. Allah onlardan razı olsun. Daha önceden de göndermiş olduğunuz Kur'an-ı Kerimleri, rahleleri hepsini dağıttık teker teker. Buradan bütün hayırseverlerden Rabbim razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bugün Hatay Antakya 571 konteyner kentte merhum kıymetli adam Sait Altınbiz Mescidinde talebelerimize ikramlıklarını dağıttık. Programımız son buldu. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Allah